Merhaba Formula 1 sevenler ve yeni başlayanlar biliyorsunuz Türkiye Grand Prix'si yapıldı. Çok da güzel oldu. Siz bakmayın insanların pist mist konuştuğuna. 10 numara oldu. Dünyanın her tarafında bakın Formula 1 tarafında çok sevildiği gibi güzel de bir imajda yaratmış olduk. Bunu bozmayalım. Yani hiç öyle kafanıza takmayın. Zaten ben oralara gireceğim. Ama birazcık uzun bir video olacak. Çünkü yarış gerçekten çok değişik şeyler yaptı. Teknik analizlere de gireceğiz. Ee, onun dışında tabi Hamilton 7. şampiyonluğunu ilan etti. Ve ilginç bir sürüş yaptı. Hafta sonunun gerisi çok karışıktı. Lastikleri çalıştırmada sıkıntılar yaşandı. Bunların hepsini inceleyeceğiz. O yüzden hemen bir çayınızı kahvenizi kapıp gelin. Kısacası... Türkiye Grand Prix'sine, 2020 Türkiye Grand Prix'sine doyamamış arkadaşlar bekliyoruz. Burada size güzelce anlatacağız. Şimdi öncelikle şeyden bir başlayalım. Hafta sonunun öncesinden başlayalım. Şimdi bu e, Türkiye'deki bu pist 2011'de en son yarışı yapıldı. Ondan sonra çok öyle fazla yarışa ev sahipliği yapmadı. Yani Türkiye'deki yerel bazı yarışlar var ama böyle... ...dünya çapında ciddi bilinen çok fazla şeye ev sahipliği yapmadı. Ee, ama pandemi etkisiyle... ...çünkü Formula 1 dünyayı gezen bir sirk aslında. Yani işte gidiyor Çin'e gidiyor, Brezilya'ya gidiyor, Tayland'a gidecekti... ...Meksika'sı var falan filan yani Amerika'da var. Gezmedikleri ülke yok neredeyse. O yüzden de... E, ...hani... Pandemi sonrasında çok gezersek bu virüse yakalanırız sıkıntı olur. Çünkü e, öyle futbol takımı gibi 20 kişi oyuncu işte yedekler malzemecisi falan değil bunlar bildiğin 400-500 kişilik ekiplerle geziyor. Yani işte kamyonu falan geldi zaten e, bu hafta e, içinde de bayağı olay oldu kamyonu gören e, bir ablamız vardı. Onun dışında işte Gazli'nin tavlaları, köprünün kapanması. Orada da çok ilginç tepkiler vardı. Köprünün hani kapanmasına şikayet edenleri anlıyorum. Onda sıkıntı yok da abi diyor hafta sonu yok mu diyor. Abi hafta sonu yarış yapacak adam. ne? Herhalde gidip köprüde tanıtım filmi çekmeyecek. Yani o tanıtım filminin çekilmesini istiyorsan hafta içi olacak mecburen. Önceki hafta sonu da olamaz çünkü Türkiye'ye gelişleri zaten hani hafta içi bir gündü. Yani kısacası böyle değişik tepkiler de vardı ama e, tekrardan şeye gelelim pandemi sürecinde çok kısa bir sürede e, bu anlaşma yapıldı yani ben hiç beklemiyordum Türkiye'de yarış olabileceğini böyle anlaşmaları yaptılar e, yine pistin bakın asfaltlanması sürecinde yani şunu demiş FIA demiş ki bir yarışı kurtarır. Ama hani uygun değil yani aslında asfaltın. Eski asfaltın durumu. Ama bir yarışı kurtarır istemiyorsanız yapmayın demiş. Ee, biz de daha iyi olması açısından herhalde yapmaya karar vermişiz. O zaman da bu pisti tasarlayan Herman Tilke diye bir eleman var. Bu pist tasarımcısı yani Formula 1'in. E, hani diyorsun ki ben ülkeme bir Formula 1 pisti istiyorum. Gidiyorsun adama adam tasarlıyor yapıyor sana bir pist Hani arabaları da göz önüne alıyor. Tabi yeni arabaları göz önüne almadığı için birazcık farklı olabiliyor ama... ...hani adamın işi bu profesyonel olarak. Çok da güzel bir iş keşke ben de olsam yani. Neyse adamın bir de mühendislik firması var. Diyor ki asfaltı yenileyecekseniz bu Herman Tilke'nin şirketi... ...hani tutacaksınız onun gözetiminde olacak. Tamam deniyor onun gözetiminde. Onaylar da veriliyor yani süre belli anlaşmanın yapıldığı şey belli pandemi şartları belli asfalt e, yenilenmesi gerekliliği de belli ki bu Austin'de falan da yapılmıştı zamanında hiç öyle Türkiye özel bir durum değil yani yeni yapılması sadece bizim asfalt dökümüyle yarış arasındaki süre biraz kısaydı ama pandemi e, durumunda zaten herkes pandemi pandemi diye bir şeyleri e, şey yaptı bu sene yani öteledi veya hani idealden uzak oldu böyle bir durum ortaya oluştu. Yeni asfalt dökerseniz o asfalttan yağ da çıkar hani pürüzsüz de olur. Sonuç olarak yol tutuşu azalabilir. Burada Pirelli de asfalt yeni olduğu için dedi ki aga biz yeni asfalta göre yapmadık onu yanlış yaptılar bence. Gerçi yanlış bir durum da yok çünkü asfalt yeni olduğu için. Ee, en sertleri getirdi Pirelli onu söyleyelim. Daha sonra dediler ki, biz eski pist datasına göre yaptık, ama eski pist datası da çok mantıklı değil çünkü o zamanlar yazın yapılıyordu, soğuk havalarda yapılmıyordu. Ama daha yumuşak lastik getirseler de muhtemelen lastikler aşınacaktı. Ee, o da yeterli olmayacaktı ama zaten soğuk hava ve yağmur koşuluyla Bu bahsedilen lastikler çünkü düz lastikler Birazdan göstereceğim hepsinin farkını ee, Bu düz lastikler zaten kullanılmadı İyi ki de kullanılmadı çünkü onlar yol tutmuyordu Hani daha yumuşakları getirse de bu sefer 3 pitli 4 pitli olabilirdi O yüzden hani e, Orada bir anlaşmazlık oldu Cuma günkü Söylemler bu yüzdendi. Yani cuma günü iki tane antrenman seansı olur. Ee, ki ben antrenman seanslarını zaten normalde de izlemiyordum. Bu hafta Türkiye'de diye biraz izleyeyim pisti göreyim dedim. Yani ben onda da çok bir eğlence anlamadım Yani Formula 1'e ilk başlayan e, insanlar veya uzaktan takip edenler bu hafta işte antrenman seanslarını izlemiş. İşte aa diyor bizim pistimizde. İşte diyor böyle niye oldu ki falan diyor. Öyle bir şey yok ki her zaman oluyor. Yani spin atmalar falan antrenmanda çok yaşanır mesela Ferştap ben her hafta antrenman ilk antrenmanda özellikle bir spin atar. Niye? Çünkü başta deniyor. Turların sonuna doğru da biraz zorluyor. Zorlayıp limiti öğreniyor. Yani ben bu tam ben bu dönüşte bu kadar zorlamamalıyım diyor. Yani adam amacı zaten hangi durumda spin atarım onu tespit etmek. O yüzden de yani e, ideal şartlardan uzak bir pistte de bol bol spin oluyordu. Önceki şeylerin de videolarına bakabilirsiniz. Yani bu sene mesela Portekiz'de sonradan eklendi. Portekiz'de yeni asfalt falan yapılmıştı. E, orası da benzer oldu. Yani çok böyle bir durum yok. Bizim durumumuz Kasım ayı geldiği için. Onlar biraz da sıcak havalarda yaptılar. Ki mesela Almanya'daki yarış gene çok da öyle rahat koşullarda gerçekleşmedi. Yani o yüzden hani siz şeye hiç bakmayın. Mis gibi 10 numara yarış oldu. Ayrıca bütün takımlar yani açın Twitter'dan Formula 1 takımları çok güzel posterler hazırlamış. Yani bize hiç... Bu ıı, genelde rahatsız olduğumuz bir Türkiye imajı oluyor biliyorsunuz. Ee, hani e, kılık kıyafet olsun, işte hep yiyecekler üstünden olsun, hiç öyle bir imaj da göstermedi. Yani Formula 1 takımları da bizi gayet güzel e, ifade edecek şekilde. Hani e, yani imaj olarak iyi bir şeyi oldu ülkemiz adına. Bence iyi oldu bu yarış. O yüzden. Ee, yarışı zaten dediğim gibi bütün Formula 1 camiası bayıldı. Sıralamalara dahi bayıldı. Çünkü yağmurda gerçi, gerçekleştiğinde zaten böyle şeyler oluyor. Bakın Almanya'da Mercedes'in geçen seneki yarışında 50 saniye pit stop yaptılar. Ya Pistin stadyum bölümü Hockenheim'da drag yapıldığı için farklı oranın e, şeyi birazcık daha böyle kaygan. O bölgeye giren çıkamıyordu. Hamilton bile bıraktı burnu. Gitti 50 saniye pitte takıldı abi. Yani e, bunlar yağmur yağdığı zaman her yerde olabiliyor. Ha düz lastiklerde oraya da geliyoruz dediğimiz gibi. Hatta koyalım bakın şimdi lastik türlerini böyle gösterelim size. Şöyle çıkarttık. Bakın bu e, düz lastiklerde şimdi şöyle göstereyim. Bu düz lastiktir. Bu düz lastiğin 3 türü olur. Yumuşak, orta ve sert olarak. Sert daha az aşınır. ...daha uzun gider ama yolu daha az tutar. Orta hamur bu ikisinin arasıdır. Yumuşak da... ...işte çok iyi yolu tutar ama çabuk aşınır, lastik biter. Uzun turlar atmak istiyorsanız uzun türe kullanacaksınız süre. Bunu kullanacaksınız. Bu sert lastik. Yumuşakları da işte kırmızı ve sarı olarak devam ediyor. Burada gördüğünüz yeşil olan... ...intermediate diye geçiş lastiği diyor. Bu araba geçme anlamına değil yani... Islak zemin şu lastik, şu maviş olan. Bu ıslak zemin lastiği çok su varsa kullanılır, az su varsa inter alınır. Sonradan da ben softa geçerim. Yani geçişin mantığı o, ıslaktan kuruya doğru hava geçerken kullanılır. Hafif yağmurda da inter kullanılır. Yalnız burada dikkat edilecek şey şu. Bakın interin yapısı böyle biraz şey. Ee, kanallarının tarzı farklı Mesela wet olan yani ıslak olan Mavi olan da off-road lastiği gibi Baya bir e, girinti çıkıntı var Ama öbürü öyle değil Öbürü aşındıkça düzleşiyor Yani e, bunu yarışı izlerken de twitch'te de anlattım Bakın şöyle oluyor Bu yarış sonunda Bakın bu şuradaki yeşil olanla aynı Bakın Direkt olarak ee, aynı lastik yeşil olanla ama ortası düzleşmiş gördünüz mü neredeyse şuna dönüşmüş orta kısmı zaten piste değen kısmı orası yani aşındıkça düz bir lastiğe dönüşüyor şimdi direkt olarak düz olan lastikler slick diye geçiyor yani kuru hava lastikleri ee, daha sıcak havalarda optimum aralığa geliyor şimdi lastikler belli bir sıcaklığa ulaştığı zaman Size yol tutuşu sağlar. Bu e, silik olan, girinti çıkıntısız lastiklerde siz e, daha yüksek hava sıcaklıklarında daha iyi çalışırsınız. Soğuk hava lastikleri şu ikisi, yeşil ve mavi daha düşük sıcaklıklarda iyi çalışıyor. O yüzden yağmur yağmadığında normal düz lastiklerde çok zorlanan takımlar dünkü sıralamalarda. Özellikle mesela Fershtap full wet olan lastikte, mavi lastikte çok rahat turlar attı sıralamada. Intermediate dediğimiz lastikler, yani geçiş lastikleri yeşil olan yağmurda iyi ama aşındıkça da düzleşiyor. Ama şöyle bir fark var. Ne dedik az önce? Düşük sıcaklıkta da çalışıyor o lastikler. Yol tutuşu şey yapıyor, gerekli kıvama geliyor. Yani ısındıkça bu biraz sakız gibi oluyor. Yani sizin e, yolu yolu tutmanızı sağlıyor. Mesela sıcaklık düştüğü zaman tekrardan sıcaklığı arttırmaya çalışıyorlar. Zikzak yapıyorlar. grojan falan çarpmış da eskiden. E, yani yapmaya çalıştıkları şey o e, tekerler birazcık daha böyle e, akışkan hale gelsin de yola tutunsun. Biz de rahat rahat dönelim istiyorlar. Şimdi bu yarışta biz şunu gördük. Bu pist koşullarında Normal düz lastiği taksan ısınmadığı için yol tutuşu sağlamıyor. O akışkan kıvama gelmiyor. Öyle olunca da ee, inter lastik şu hale geldiği zaman daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Çünkü o akışkanlığa ulaşıyor. Hatta yarış boyunca şeyi de gördük. Böyle bazen çok ısındığında çünkü soğuk havada da bu lastikler çok ısınabiliyor. Adamlar su birikintisine girerek soğutuyordu lastiğini. Böylece iyi bir noktada kalmasını sağlıyorlardı. Şimdi mesela e, baktığımızda Hamilton e, bir adet yeşil lastikle herkes zaten maviyle başladı yarışa. Çok yağmur var diye hafif birazcık e, su birikintisi azalınca herkes yeşile geçti. Ama yeşiller aşınınca bazı kişiler mesela Stroll öndeydi arkaya gitti. Ee, tekrar yeni inter takmak için Yeni inter takınca stroll zorlandı Halbuki yeni lastik taktığınızda Daha iyi yol tutuşu olmasını Beklersiniz normal koşullarda Ama şu anda e, Yeni lastik Girintili çıkıntılı olduğu için Yol tutmuyordu Çünkü aslında su yok o sırada Ama e, Düz lastikte takacak kadar sıcak değil Hava Öyle olunca girmeyenler ne yaptı Lastiği aşındırdı şu kıvama getirdi Ve yolu tutmaya başladı yani düz lastik gibi kullanmaya başladı ama Daha düşük sıcaklığı Pirelli burada belki gelecek yıllar için Şu lastiklerin ee, Bu lastiklerin Yani böyle bizim gibi yeni asfalt lastiği gibi de düşünülebilir Soğuk havalarda kullanılacak düz lastik yani soğuk hava lastiği gibi bir şey Çıkartabilir Yani Ayrı bir lastik mesela şu yeşilin e, girinti çıkıntısızı olabilir veya düz çizgi açabilirler ki eskiden zaten yağmur lastikleri öyle oluyordu yani dümdüz bir e, ya çok ıslak lastik oluyordu ya düz lastik oluyordu ama ortasında girinti oluyordu su kanalı yani siz hafif yağmur varsa hiç lastik değiştirmeden devam edebiliyordunuz aynı bizim normal günlük hayat arabalarımızda böyle yani biz Günlük hayatta normalde yağmurda da gidiyoruz, kuru havada da gidiyoruz. Eskiden öyleydi, şimdi öyle değil. Şimdi düz lastiği yağmurda kullandığınızda araba yüzmeye başlıyor. Çünkü altında o suyun gireceği bir şey yok, suyun üstünde kalıyor. O girintiler yüzmemesini sağlıyor. Full wet olan lastik ne yapıyor? Yani yeşilden farklı olarak full wet lastiğimiz şunu sağlıyor. O kar lastiği gibi düşünün aşındığında yüzeyi işte pötürlü bir hale geliyor. Yani yol tutuşu kötü oluyor. Hava kurursa kötü oluyor. Ama ıslaklık varsa da çok iyi çalışıyor. Mesela Verstappen biraz geç yeşil lastik taktı. İyi gidiyordu. Verstappen'e zaten ayrı bir şey açacağım. Bugün dünle birlikte çok sıkıntılar çekti arkadaş. Ben üzüldüm Verstappen'e ama Fettel'in podyum yapması sevindirdi. Yani Verstappen üçüncüyken e, Inter'i taktıktan sonra Fettel'in önüne geçti. Güzel bir pit yaptılar. Ama e, o Inter'i attığı spinle ki orada bence beklemeliydi. Hamilton'ın zaten en iyi olduğu noktalardan biri beklemesi. Ama tabii iyi araba olunca da daha rahat bekleniyor. Oralara da gireriz. Verstappen beklemede atak yaptı. Islak zeminde atak yapınca zor oluyor. Aslında DRS'in açılmasını bekleyene kadar lastiğini çok aşırı aşındırmadan kullansa Hamilton gibi tek lastik setiyle kullanabilir ve sonuna gidebilirdi yarışın. E, muhtemelen de birinci olurdu diğer res açıldığında. Hem hem Perez'i geçerdi ki Stroll'u zaten içeri aldıklarında dediğim gibi yeni lastikle o kadar iyi kullanamadı. Çünkü ısınmadı veya ısınsa bile buraya kadar aşınmadı. Şimdi e, Fett, ee, orada o spine attı atak yaptıktan sonra. Zaten iyice bozuldu. Zaten kalkışta da sıkıntı çekti. Ki bu Red Bull arabalarının ikisinde de oldu. Niye oldu bilmiyorum. Eee, Verstappen sürekli olarak gerilere düştü. Orada mesela ikinci olarak kalksa gene muhtemelen bu noktalara düşmeyecekti. Muhtemelen Stroll'u da geçerdi iç taraftan. Yani genel olarak, e, ben talihsizlikleri yaşadı. Zaten yarış sonunda da röportajda onu da fark etmiş gibi. Evet ya en başta kötüydü falan. Adam bayağı da fark kapadı. Yani ben hala en iyi sürücü olduğunu düşünüyorum o spinlere rağmen. Çünkü e, ilk spin'e attı Perez'in arkasında. Lastikte düz bölüm oluştu. Düz bölümde titreşim yaratır her dönüşte. Çok hızlı dönüyor lastikler. Gitti pite yenileri taktı. Yenileri taktıktan sonra onun ısınması falan derken... Yine sıkıntı oldu. Sonra orada yanlış bir karar verilmiş olabilir Red Bull tarafından. Yani aslında hiç yeni lastiğe geçmese olurdu e, Verstappen. Çünkü Verstappen 3. Üç, pitini yaptıktan sonra yine e, şey yaşadı. Yani e, lastikte yine ısınmama sorunu yaşadı ve bir, bir spin attı. Oralarda hep yeni lastiklere geçmiş kişilerin zor anlar yaşadığını görüyoruz. Özellikle Stroll e, takım başını yaktı diyebiliriz. Aslında hiç almasalardı Pite muhtemelen o da yarışın sonuna gidecekti. Çünkü e, yeşil lastiği uzun süre kullanmak kötülükten ziyade iyilik yaratmış oldu. Çünkü yarışın sonuna doğru pist kurudu ve aşınmış yeşil lastik bu hale geldiği için. Düz lastik performansını verdi ama düz lastiği girip taksan o performansı vermeyecek çünkü e, kırmızı olan yumuşak lastik bile aslında çok sert yani Pirelli'nin getirdiği lastikler tabi bu durum e, şeyi e, yarışın dengelerini çok bozdu ve çok ilginç bir an yaşamamıza da sebep oldu. Şimdi lastikle ilgili bilgileri verdikten sonra Yarışı biraz inceleyelim. Hamilton bayağı arkalarda başladı. Hamilton bütün hafta sonu boyunca abi grip yok grip yok deyip durdu. Ben de şunu dedim yani hani abi 48-50 turu sen tek lastikle atıyorsun. E, demek ki varmış. Ama tabi orada az önce anlattığım detaylar var. Yani Mercedes yolunu başta bulamamışken sonra fark etti ki abi tamam girmiyoruz devam ediyoruz. Ama şurada şunu söylemem lazım. Hamilton'ı övüyoruz. Evet 6'dan fırsatı bekledi bekledi ama. Ya kardeşim sen ikinci şampiyonadaki ikinci adam. Hani bugün Hamilton'ın şampiyonluğu ilan etmesinin önüne geçmesini beklediğimiz adam. Düşünün. Bottaş. Ya tur bindirdi Hamilton ya. Sadece Hamilton değil Verstappen falan da bindirdi. Yani Albon bile bindirdi. Ya abi böyle bir şey olur mu? Yani senin ee, diğer takımlardakiler zaten yaklaşamıyor Ki diyoruz Verstappen en iyisi muhtemelen O yaklaşamıyor E ee, Rakibin ee, Rosberg'den beri kimse seni zorlamıyor Abi yani e, Son bence geçtiğimiz iki sene Çünkü Bottas ikinci bitiriyor Yani bu ne demek Bottas'ı geçebilecek herhangi birisi Zaten şampiyon olabilir Hamilton'la yer değiştirse ki Hamilton bir şekilde devam edemese sezonun arasında Bottas şampiyon olacak. E abi zaten bu ne demek? Araba şampiyon oluyor demek. Yani e, Fettel'in ikinci olduğu sezonlar hariç çoğu sezonda Rosberg'in olmadığı sezon son iki sezon oluyor galiba bu zaten 19 ve 20. E, aslında iki şampiyonluğu tamamen yani orada olması yani o arabaya oturduğun zaman olabileceksin. Yani o 20 şoförümüz var. Bu 20 şoförün hani en az 15'i şampiyon olabilir o arabayla ki dışarıda kalanlar da var. Yani bunun Alonso'su, Kember bir sürü e, pilotu var. Montoya'sı. Yani birçok kişi o araçla mesela Russell yanına gelse o da olacak. Hani ben bu yüzden Hamilton'ı çok aşırı övemiyorum. Tabii ki çok yetenekli. Yani tabii ki süper sürdü. Tabii ki sabrediyor ama bu araba bu kadar dominant olunca zaten sabredersin. Mesela bakın sabah ben yine online yarıştan bir video attım. Araba yarışı yaparken en büyük etken strestir. Yani arkandaki adamdan ne kadar korkuyorsan o kadar hata yaparsın. Mesela sabah attığım videoda bir adam arkamdan geliyordu. Ben de konuştuğum için zaten normalden de yavaş sürüyorum. Yaklaştı, yaklaştı en sonunda geçti. Ondan sonra devam ediyorum ben. Normal sürüyorum. Arada biraz açılıyor yani peşinde pek kalamıyorum. 2 saniye falan önümde. Adam yoldan çıktı. Ben geri geçtim. Adam benim arkamda değil iki arkamda bitirdi. Yani ne oluyor? Adam beni 3-5 tur kovalarken hata yapmıyor. Ama öne geçtiğinde o pozisyonu korumak için stresten bırakıyor. Şimdi e, Hamilton'ın yarışlarına bakıyoruz. Rosberg rekabet varken Giriyor pite çıkıyor mesela 8. çıkabiliyor. Yine Alonso mesela Petro'nun arkasında takılıp şampiyonluk kaybetmişti. Yani dominasyon çok aşırı olmadığında pitlerden sonra ortalık karışabiliyordu. Ama şimdi Hamilton ne yapıyor? En önde başlıyor pole pozisyonunda. Çoğu yarışta bugünkü için demiyorum. Ee, gidiyor 20 saniye fark açıyor. Sonra pite giriyor. Çıkıyor gene birinci ve devam ediyor. Ya abi hani... Bir zorluk yok ki. Arabayı sürsen yetecek. Ya bugün gördük Stroll bile önü boşken sürdü yani çok bir sorun yaşamadı. Hani adamı pite getirdiler. Lastik çalışmadı yeni taktiklere. Ee, böyle oldu. Yani ee, o arabanın o rahatlığı verdiği rahatlık Hamilton'ın yeteneğiyle birleşince çok zor değil. Hani Schumacher'le karşılaştırıldığında tabii ki o da domine ediyordu ama Mesela Vettel de dominant araçla kullanıyordu ama yani bu Mercedes'in ki birazcık hani artık şey ya yani bir fazla diyelim. Hani o Alonso'nun Fettel'e çok yakın olma durumları olsun. Ee, ne bileyim eee Schumacher'in rakipleri Rayconen... yani biz mesela bakıyoruz 3 yarış geçiyor abi diyoruz tamam yani. yani. Mercedes şampiyon Mercedes'lerden biri o da muhtemelen Hamilton diyoruz. Hani Rosberg varken gene ee, çekişme olduğundan arkadakilerin de şansı oluyordu. Ama şu an hiç şans neredeyse yok. Yani bir şekilde Mercedesler yarış dışı kalınca başka bir e, Monza'da olduğu gibi başka bir takıma şans gülebiliyor. Onun dışında pek bir şey olamıyor. Yani bu durumu anlatmak gerekiyor. Verstappen dediğim gibi e, talihsizlikleri yaşadı. Tabi onun içinde ders olmuştur. Yani orada Perez'in arkasında sabredebilse Hamilton gibi lastiğini koruyup Mesela ben öyle yapıyorum geçemeyeceksem e, oyunlarda bile e, enerjiyi e, şarj moduna alıyorum biriksin diye. Benzin modunda düşürüyorum benzinimi harcamayayım boşa diye adamın arkasında biraz takılıyorum. Şarj ediyorum benzinimi yedeklemiş oluyorum lastiğimi korumuş oluyorum benzin modu düşük olunca lastiği de koruyorsun. Ondan sonra geçebilecek kadar yaklaşınca çünkü Perez ondan yavaş Fettel de yavaş tutuyordu. E, Perez yavaş abi senden. Tamam geçemiyorsun da geçilecek durum yok çünkü pistin diğer tarafı su. Çıktığın zaman yavaşlıyorsun. Arkasından sürmen lazım. E, öyleyse Perez bir hata yapana kadar veya yeni pitler gelene kadar veya DRS açılana kadar bekleyebilirsin. Yani daha yarışın 3'te biri bile bitmemişti galiba o spin attığında sen orada beklemeyip e, Hamilton bunu iyi yapıyor. Ama dediğim gibi yani Hamilton arabasına da güvenebildiği için bunu yapıyor. Verstappen e, biraz daha hırslı orada istiyor. Yani DRS baya geç açıldı. O kadar ben Verstappen'in sabredebileceğini pek sanmıyordum. Ama yine de daha iyi bir pozisyon bekleyebilirdi geçiş için. E, zorladı, spin attı, toplayamadı. E, geride kaldın. Belki sabretmesi gerektiğini öğrenmiştir. Bu dediklerimi yaparsan zaten şarj edilmiş ve e, benzenin de fazla basarsın. Belki tek tekerle o da bitirdiğinde e, Hamilton onu geçemeyecekti. Yani tek tekere yönelseydi, tek bite yönelseydi. Ama orada sanırım Red Bull'un e, pek haberi yoktu. Ben öyle e, düşündüm. Yani bunu pek düşünemediler gibi geliyor. Racing Point Perez'de yani hani stroll'u böyle yapınca Perez dur bakayım falan dediler. Hamilton'ı bekle dediler. Hamilton'ın taktiği üzerine Perez'de e, birazcık şey olmuş oldu. Bu arada Leclerc Fettel arasında Binotto'nun gelmemesi Ferrari'ye geçtik bu arada. Binotto'nun gelmemesi Fettel'i iyi etkilemiş. E, belki pit duvarı da daha iyi kararlar verdi Binotto. Çünkü e, yani 10 saniyelik pitler falan yaptırıyorlardı Fettel'e bilmiyorum artık. Bugün de gerçi 5 saniyelik yaptılar. Lekler ki bir şekilde önüne taşımaya çalıştılar ama Fettel bence iyiydi bugün. ve podyuma çıkması da iyi oldu. Çünkü hani Ferrari orada biraz şey yapıyor. Yani Fettel'i kötü durumda sokmaya çalışıyor gibi hissettiriyordu. Ama Fettel hem iyi kalktı, iyi pozisyonlara geldi. Devamında da iyi gitti. E, önünde de e, değişimler olunca üçüncülüğü almayı başardı. Leclerc orada biraz pirince giderken bulgurdan oldu diyebiliriz. Perez'i geçti ama toparlayamadı. Zaten DRS sonrası fren yapmak zordur. Perez'i DRS geçti ama e, frenleyemedi o koşullarda. Ve e, aşınca da pisti geri toplayamadı. Fettel son anda geçti. Zaten çocuk da baya kötü oldu bu arada. Yani hani kenara falan çekti ağlıyor gibi bir hali vardı üzülmedim değil yani ama e, lekler ki de Ferrari'nin bu kadar çabuk şey yapması bana saçma gelmişti çünkü araba geliştirmeyi tecrübeli pilot yapar Perez e, yani gridde kalmak için iyi bir şans elde etti Albon çok kötü bir performans sergilemedi hani şansını olabilir. Veya araba da iyi olabilir. Yani araba ben daha önce de söylemiştim. Red Bull'un arabası birazcık böyle e, yüksek yere basma gücü e, oluşturan bir araba. Yani o yüzden rüzgar bile fren yapıyor. Sanırım Verstappen frene çok az basıyor. Birçok dönüşü gazdan ayağını çekip dönüyor. Albon o kadar güvenemediği için normal koşullarda çok fren yapıp geride kalıyor gibi hissediyorum. Ama bu kadar yüksek yere basma kuvveti de albon'da da gördüğümüz üzere aracın önlerde kalmasını sağladı bu soğuk ve zorlu koşullarda. Yani hani burada albon sürüş stilini biraz değiştirmesi gerekecek veya daha tecrübeli bir pilot gelecek. Hani eee Verstappen çok belli. Yani hani spinleri kurtarışını da yani sıralamada falan da gördük bunu. Adam yan dönüyor sonra bir şeyler yapıyor topluyor yani kaza yapılacak şeyleri topluyor. Ki birkaç spin daha attı yeni lastiklerde özellikle anlattığım gibi sorun çıktığı için. Yani orada Hamilton'a takım da taşımış oldu. Bak dedi bu lastikleri yıkanka sen devam et. Ee, anlattığım gibi Yeşil lastikleri adeta sarı lastiğe çevirdiler. Öyle kullandılar. İlginç bir şey oldu. Bununla ilgili bir haberleri duyarsınız. Yani pistin durumu şu bu. Hani birçok şey konuşulacak. Birçok kişi bilmeyecek. Hamilton işte şansa şampiyon oldu diyen olacak. Veya işte nasıl becerdi. Çok yetenekli. Hayır abi. Hepsi birlikte. Yani Mercedes de çok iyi. Hamilton da çok yetenekli. Onu da tebrik ediyoruz 7. şampiyonluğunda ama... Hani benim gözümde 5 ile 7 arasında hiçbir farkı yok maalesef. Ee, keşke yanında zorlayan biri olsa öyle şampiyon olsa biz de izlesek ama yani hani getirmiyorlar abi. ya bot taşın durumunu gördük ya yani abi bu kadar tur yer mi insan ya insan utanır yani 6 kez spin atmış galiba o çok kötü durumdaydı. Onun dışında kimler var aklımda yani Magnussen var Magnussen'e e, sıralamada hakkının yendiğini düşünüyorum. Çünkü o çift sarı bayraklarda geri düşmüş yani e, bırakmış turunu diğerleri devam ettirmiş ve çok ceza almadılar. Magnussen hala arkalarda kalmış oldu bir sonraki sıralamaya devam edecekti aslında o edemedi. Yarışta da gene talihsizlikler yaşadı. Bir pit çıkışında bir şeyler oldu. E, Grosjean zaten yani pek konuşmaya gerek yok. Alfa Tauri Gazli'nin arabasına yeni motor takmış. O yüzden e, grid cezası almış. Onlar da yeni motora gerek olmadığını söylemiş FIA'ya. Ama FIA artık sen onu söktün. Geri topladım. Biz bilemeyiz. O yüzden yeni parçaları kullanın demiş. Böyle garip şeyler yaşanmış. İlginç bir hafta sonuydu ama e, bence çok keyifliydi. Zaten birçok insan çok beğenmiş. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca benim Rastgele Racing diye bir kanalım daha var. Orayı da takip edebilirsiniz. Orası büyürse yarışla ilgili şeyleri sırf orada anlatmayı düşünüyorum. Yani bir başlamıştım, atıl bırakmıştım ama şimdi bu kanalda çok fazla içerik çıkıyor. Çok yoğun video gidiyor. Hani oraya taşıyabilirim. Formül 1'i seviyorsanız Türkiye'de hem bu kanalı hem o kanalı takip edebilirsiniz. Ben zaten haber veririm bu kanaldan yarış içeriklerini oraya taşıdığımda da. Şu anda burada devam ediyor ama oraya da ben çekmeye çalışıyorum. Güzel videolar gelecektir. Yarış olaylarına ben çok severim. Özellikle de Formül 1'e bayılırım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.